muhabir arkadaşımız Emrah Günel efendim müzik dünyasının genç seslerinden Fulya'nın Bağdat Caddesi'ndeki evinde renkli evler köşemize gidelim. Merhaba. Selam. Nasılsın? İyiyim, sen nasılsın? Sağ ol. Hoş geldin. Pastel tonların mor rengiyle harmanlandığı, konforun ön planda tutulduğu sade bir ev karşılıyor bizi. Fulin Çingirik evine 6 ay önce taşındı. Yeni evinden çok memnun. Fulin Hanım'a göre ise evin tek bir dezavantajı var. Tabii en altta bir sorunumuz var. Böyle bir klap üstüne taşınmışım. Onu çok sonradan fark ettim. Alıştım ama artık. Ne davadan müzik dinliyorum. Aynen öyle. Şöyle bir kötü yanı var. Şimdi ilk şarkım çıkmıştı Süper Kahraman o zamanlar. Şimdi aşağıda da işte müzikler çalıyor. Herkesin şarkısı çalıyor ama ben evdeyim bu. Benim için niye çalmıyorlar? Düşünsene bütün herkesi duyuyorsun ben yokum falan. Artık hastalandım böyle geceleri. Beni yine çalmıyorlar falan. Bir gün çaldılar beni. Hiçbir şekilde. Ben dedim ki ben kesin istekte bulunmayacağım, onlar çalacaklar. Bütün camları bir açmışım ben. O camdan çıkıyorum, öbür camdan çıkıyorum. Allah'ım sinip çekiyorum falan. Şarkımı çaldılar diye. Büyük başarı. Büyük başarı işte. Öyle bir anım var yani. Tanıştık zaten. O benim biliyor musunuz falan. Aa falan bir klibe bakıyorlar bir bana. Anladık. Bu sen misin falan. Bu sen miydin falan. Makyajınız da akmış falan böyle. Fulin Hanım'ın hazır şarkılarından bahsetmişken kliplerinde gördüğümüz dans koreografileri için de evin girişindeki aynalı yerin özel hazırlandığını öğreniyoruz. Şey mesela aynalar benim diğer evimde de öyleydi. Mesela burada hep ayna var şu duvarda full baktığın zaman. Burada hep dansçılarımla buluşuyoruz. İşte Tayfunlarla haftanın belli günlerinde geçip burada dans ediyoruz. Koreografilerimizi yapıyoruz. Yani en çok dikkat ettiğim şey benim bir evde ayna. Yani bundan sonra geçeceğim yerde aynaları kurabileceğim bir duvar olmalı. Ya belli. Sonra kendine bakıyorsun sürekli böyle. Allah'ım ne kadar. Güzel şarkıcı Fulin'in evinde avantajlar dezavantaja dönüşebiliyor. Bakın aynaların da olumsuz yanı neymiş? Şöyle bir şey var, depresyondayken nefret ediyorum aynadan. Çünkü gerçekten kendine bakmıyorsun, makyaj yapmıyorsun, saçma sapan dolaşıyorsun evde, geçiyorsun oradan. Aa falan görmek istemiyorum diye. O yüzden öyle bir kötü Allah'ım bir şey geçiyor oradan. Ben miyim falan. Bej ve mor rengi koltuklarına uyumlu mor perdeleri, beyaz cam orta sehpası, kuşların çakıldığı camın hemen önüne konumlandırılmış lila rengi tekli koltuğuyla Fulin Hanım'ın salonu abartıdan uzak, rahat ve pek bir içten geliyor bize. Ünlü şarkıcının kitaplığı da ilgimizi çekiyor. Kimlerin unutulmaz eserleri yok ki? Rus edebiyatının modern öykü yazarı Anton Çehov, felsefenin aforizmalarla dolu düşünürü Friedrich Nietzsche ve daha niceleri. Ancak bir kitaplığı var ki baştan sona ders kitaplarıyla dolu güzel şarkıcının. Biliyorsun ben Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi Kimya'dan mezunum. Ya, böyle sanat camiasında da üniversiteli bulmak zordur. Bir, şuraları bir karıştırmak istiyorum. Bak burada bir tane dosya var. Bu dosyada ne var mesela? Tezim var benim bu dosyada. Ben tıp fakültesinde farmakoloji yüksek lisansı yaptım. Bravo. Organik kimyalar ne çektik bu organik kimyadan dili olsa da konuşsa yani. Bu da böyle gururla. Vay. Benim diplomam Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi Fulin Çingirik diye. 10 parmağında 10 marifet Fulin'in bir diğer bilinmeyen yönünü duvarlarında asılı olan bu kolajlardan öğreniyoruz. İstanbul'a ilk geldiğim senelerde moda da okudum ben. 2 sene Nişantaşı'nda İstanbul Moda Akademisi'nde. Evet. Bir yanında o dönemde işte ilk yaptığım çalışmalar bunlar böyle. Genel olarak sadelikten yana olan ünlü şarkıcının evi göz yormuyor. Duvarlar bir iki tablo dışında boş, raflar ise bardak takımlarıyla dolu. Duvarlara yaslanmış kendi yalnızlığında duran bir klasik gitar, muhabirimiz Emrah'ın ilgisini çekiyor. Muzipliğini de hemen devreye sokuyor. Evet, gitar yani böyle kendi kendime 2-3 tıngırdatıyorum arada falan filan. Peki sana bir şey söylemek istiyorum. Benim gitar hocası olduğumu biliyorum.
Gerçekten mi? Hayatta artık hiçbir şey çalamam ben şu saatten sonra. Mümkünatı yok. O zaman mikrofonu sana veriyorum. Ben senin adına gitar çalacağım. Gerçekten mi? Tamam hadi. Ne istiyorsun? ne çalalım? Ne çalalım? Bilmem. Süper kahramanı biliyorsun. Biliyorum. Valla. Çalayım mı? Süper kahramanı çalalım hadi. Nakaratını. Dur mikrofonu bana tutman lazım. La. İnanmıyorum. Beni kandırmış. Biz en iyisi işi uzmanına bırakalım. It breaks my heart cause I know you're the one for me. Don't you feel sad that never was a story, obviously. Müzik keyfinden sonra Fulin Hanım'ın birbirinden renkli kıyafetlerinin, sahne kostümlerinin, çift çift sergilendiği ayakkabılarının, patenlerinin olduğu giyinme odasında alıyoruz soluğu. O kadar çok giymediğim şeyler var ki, mesela patenleri giymedim henüz. Giymedin mi? Onu bir sonraki klibime falan saklıyorum. Güzel şarkıcı odaya girer girmez panda oyuncağına doğru koşuyor. Ben pandamı gördün mü? Gel. Sen de bir panda kutusu var. Ne ya bak ama bu minik panda nasıl tatlı değil mi? Bu büyük pandası bir de minik pandası böyle. Ya ben pandaları çok seviyorum. Fulini hediye alacaksanız pandayla gelin. Evet bana pandayla gelebilirsiniz yani. Hiç dayanamam. Bunun öyle basit bir tutku olduğunu sanıyorsanız yanılıyorsunuz. O kadar sinirli olayım, stresli olayım. Böyle karşıma bir panda göreyim. Direkt elime. Aynen öyle yani evin içi panda, hatta bunun ayakkabıları da var. Onları da göstereyim ben size. Bakın. Evet, panda. Takımlar. Fulin Hanım'ın ayakkabıları her yerde, aşağılarda, yukarılarda, hatta ve hatta giyinme odasına sığmayan ayakkabılar holde boş bulduğu raflarında. Adam öldürdü ya. Nasıl bir şey ya abi? Allah aşkına bir giysen. Yok. Beceremem ki. Belki gel. Ver ben tutayım. Bileğimi mileğimi kırar. Hepsi birbirinden iddialı. Hepsi birbirinden orijinal. Kulakları falan yanar. Bunları hep söylüyorum mesela. Evet onlar çok sevdiğim şeylerden biri. Nasıl çıkarıyor lan? Onun şeyde içinde şeyi var mesela. Böyle. Bunu açıyorsun. Böyle aha. Işıkları yanıyor. Giyinme odasının geri kalan kısmında güzel şarkıcının spor aletleri bulunuyor. Her detayında onu ve zevklerini daha iyi tanıdığımız, rahat ama sevimli evinde yalnız yaşayan Fulin Şingirik kendine küçük bir dünya kurmuş. Ancak yalnızlıkta bir yere kadar değil mi? Ya aslında bu konuda çok bahtsızım ben. Çünkü babamdan dolayı bahtsızım. Neden diyeceksin? Çünkü benim babam gerçekten yani düşünüyorum da kendi bir gün dedi zaten bana. Yani sen dedi hapı yuttun dedi. Evet dedi benim gibi dedi kitap okuyacak. Müzikle uğraşacak, gitar çalacak, tenis oynayacak, kültürlü olacak, duygusal olacak. Ha ha bul getir de karşıma ben göreyim dedi falan böyle. Ben de tamam ya dedim bulacağım görürsün sen dedim falan. Bulamadım. Evet. Belli ki bu konuda biraz umutsuz ünlü şarkıcı. Müziğe aşık Fulin Hanım'ın kendisine örnek aldığı isimleri de öğrenelim. Şu an Türk pop müziğinin zirvesinde o Demet Akalın. Benim ona karşı duygusal bir, çok yakından tanımasa hani böyle çok sıkı fıkı olmasam da yani böyle onu hani insan ablası, kardeşi yani öyle hissediyorum. Çok ilginç. Fulin Şingirik kendisini onda bulduğunu anlatırken Demet Akalın'la küçük bir anısını da mikrofonlarımıza paylaşıyor. Bir gün çok kötü ağlıyordum ben. Hani diyordum ki yani kimse yok hani. Benle kimsem yok herhalde bu sektörde falan diye. Ve o an içimden geldi ona yazmak istedim. Yani ben işte kötüyüm, iyi hissetmiyorum, niye bilmiyorum ona yazmak istedim o an. Ve gece. Ne cesaret bendeki değil mi? Yani Demet Hanım çok kötüyüm ben diye ve beni aradı. Aradı ve ben böyle arıyor falan.
Açtım, o sıra ağlıyorum ama. Ağlıyor musun sen bakayım dedi. Ağlıyorum dedim Demet Hanım. Sil çabuk o gözyaşları dedi. Git dedi aynanın karşısına, git çabuk dedi. Tamam dedim. Bak bakayım gözlerine dedi. Bakıyor musun gözlerine dedi. Bakıyorum dedi. Tamam dedi. Artık dedi ağlamayacaksın. Ben ya orada gözlerime baktım ya. O gözlerime baktığım anda ben sanki Demet Akalın'ını gördüm. Yani o bana bakıyordu. Yani çok büyülü bir şey yani bu anlatılmaz. Yani böyle büyük bir şey. Yani gerçekten hani yanlış anlaşılması burada ama böyle büyük bir şey. Kocaman onun gözleri. Böyle sanki kanatlar falan. Bana bakıyor böyle ve kendi bir anda şöyle bir şey irkildim falan. Tamam mı dedi artık dedi. Ağlamanı istemiyorum. Tamam dedim. Ve sonra kapadı telefonu. Bize keyifli sohbetiyle evinin kapılarını açan güzel şarkıcı Fuli'nin mütevazi evinin ilk konukları olduk. Geriye unutamayacağımız keyifli bir sohbet ve hafızalarımızdan çıkmayacak bu eğlenceli görüntüler kaldı.